Selam. Ben artık töreme 10. Tam olarak mevzum ilk amaçtı. Başladığımda da tekriben 10 ders demezdim yani kısa izahlardı. 10 dersi yekunlaştıracağım demiştim. Artık kaydalar hamısı izah olunup ama ben son olarak meraklı bir şey izah etmek isterim ve onunla da son koyacağım mevzuma. Yani töremenin özüne, töremen teknikleri de güzeldir. Çalışacağım, ona da yer ayıracağım. Ama törem olarak son bir şey gösteririm. Funksiyon üzeri funksiyon. Yani x üzeri x'ı nimine gösterebilirim. Sinüs x üzeri kosinüs x'ın nimine gösterebilirim. Yani bunlar aslında meraklıdır. Düzdü, topu da yoktu. Kabul programasında yoktu. Ama mektep desteğinde, 11. sınıf mektep kitabında rast gelinir. Ve başka kitaplarda rast gelinir. Meraklı olsun diye izah ederim. Düzdü, kabul programasında olmasa da bunu bilmeye çok meraklıdır. Başlayalım x üzeri x'i göstererek. Böyle bir şey var riyaziyatta. Her iki tarafı logaritmalıyak. Yani ben natural logaritma ln. Bak böyle ln. Her iki tarafı ln. Lnliyek böyle diyelim. Ve logaritma bahsinden bize aydındır ki bu x karşıya geçebilir. Ve geçecek. Olacak. X vur ln x. Şimdi sağdan ve soldan töreme alak diyeceğim. Bu şekilde. Ve biz öğrenmiştik ki ln y'nin töremesi yani ln a'nın töremesi 1 böl a vur a ştrihtı. Bu şekilde. 1 böl y vur y ştrih beraberdir. Sağ taraf hemen a vur b kimi bakıram. Ve hasilin töremesi şeklinde. Biz o kaydanı öğrenmiştik. O kaydaya göre yazıram. Demeli x'in töremesi yani 1. Vur ln x. Üste gel. Ln x'in töremesi vur x. Tekrar ederim. A vur b kimi baktım. A strik vur b. Plus. A vur b strik. Aha. Yazandan sonra. Buradan y strik'i tapıram. Y strik beraber de y vur. Yani tenasüp kimi böyle vururam. Y vur ln x üste gel. Burada bir balaca ihtisarımı apardım. Bir yazdım. Ve cevabımız hazırdı. Y'in yerine yeniden funksiyamı koyuram. Benim funksiyam x üzeri x'iydi. Ve cevap hazırdı. Bu bizim cevabımızdır. Ve tekrar ederim. Y beraberdir x üzeri x funksiyasının töremesini biz nice aldık? Ümumiyetle funksiyon üzeri funksiyon. Birincisi her iki tarafı logaritmaladık. Yani ln koyduk her iki tarafa. Ve her iki taraftan töreme aldık. Ln y'nin töremesi 1 bölü y vur y ştrik kimi alındı. Sağ tarafı ise a vur b kimi baktık. Ve x'in ln x'in töremesini ayrı ayrılıkta bilirdik diyene onu da bu şekilde yazdık. Kaydamıza göre a ştrik vur b üstte a vur b ştrik. Yazdıktan sonra bu beraberliğinden y'i taptık. Yani y' beraber oldu. Y vurma bu ifade. Aha. Ve y'in yerine yeniden öz funksiyonumu yerleştirdim. Ve bu benim cevabımdır. Bu kadar ve töreme mevzusu sona çattı. Ve biz töremenin tekniklerinde görüşerek. Helalik.